Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hanımefendi konuğum. Kendisi bana ziyadesiyle karşı çıkmak, fikirlerini savunmak için burada. Eşlik etmek için burada. Evet. Buket bebeğim. Merhaba. Şeyden gelmiş, gurbetçi gibi mi? Memleketten gelmiş gurbetçi gibi. Merhaba. Sus, video devam et. Arkadaşlar, dilerdim ki, isterdim ki size şey yaptığım, neydi? Size söz verdiğim, söz vermediğim, ağzımın ucuyla söylediğim bikiniyle araba sürme challenge videosunu şey çekmek çok isterdim. Ama işte ben yani deniz yüzü görmüyorum ki hiç. Kenarına bile gidemiyorum ki çekeyim. Vallahi gitsem su birikintisi görsem gidip hemen kenarına bikiniyle araba sürme challenge çekeceğim. Takdir edersiniz ki yolda o şekilde video çekmem yani büyük sıkıntılar yaratabilir. Canlı sağ kalırsam yani onun dışında herkesin çok yani tepki vereceğini emin. Şunu demek istiyorum yani ben bunu bu an çekemem. Su birikintisinin yanından bile geçemiyorum ki. Siz bilmiyorsunuz, daha dün zırlıyordum kedim gitti kayboldu diye. Ne hallerle büyüttüm kedimi. Siz bilmiyorsunuz. Üzülme, sana köpek alacağım. Köpek istemiyorum. Kedi. Kediler nankör olur. Köpek alalım. Hayır, kedi nankör ama ben yani onu sevdim bir kere, anlıyor musunuz? Ben bir şeyi bir kere severim. Bir daha sevemeyeceğim. Kediler erkekler gibi nankör oluyor. Besliyorsun. Seni tırmalıyor. Erkekler demişken. Hemen soru sormak istiyorum erkekler. Sevgililerine çok acı çektirmekten hoşlanan bir tip. Sadomazo'nun alt gömleği diyelim. Ya fiziksel olmayan, psikolojik olarak sadomazo yani. Öyle söyleyeyim. Ben şahsım, yani ben mutlu olma taraftarıyım açıkçası yani. Ben tabii ki herkesin keyfi bilir. Yani ben mutlu olmaktan hoşlanıyorum açıkçası. Ben işkence çektirmekten hoşlanıyorum. Psikolojik anlamda kastım. Psikolojik anlamda bu arada. Polisi fiziksel... aramayın durduk yere şimdi. Polisi aramayan hemen. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir şey zorla olmuyor. Aynen. Yani kimse kimsenin şeyine şırıngayla şey enjekte etmiyor. Yani herkes rızası yani, var. Karşılıklı anlaşmalı olarak o kişi de bundan rahatsız olmuyor. Aynen öyle. Bebeğim, ben isterim ki bebeğimle kampa gidelim. Ama maalesef. Maalesef gidemiyoruz kampa. Maalesef gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz kampa? Çünkü benim... yeşile alerjim var. Anlatsın. Çocuklukta bilmiyorum hangi dönemde yaşadığı bir travma. İkincisi bir tabi ve birle sınırlı değil. İki tane, üç tane falan var da bana söylediği iki tane. Ben iki saniye. Haberlerde izlemiştim bir gün. Adam çiçek kokluyor. Böyle yeşillikte ormanın içinde. Sonra örümceğin yumurtası burnuna giriyor. Ve beyninde ev var kuruyor örümcek. Mutlu bir yaşam sürmüş. Ben anlamıyorum. Bunda beis var mı yani? İçkisel olarak hayvan mutlu bir yuva, mutlu bir hayat istemiş bizim Maksimize. Onun benim beynimde evini barkını kurmaz. Kendine doğada ev bark kurabilir. O yüzden kampa gidemiyorum. Çadır da kuramıyorum. Böcekler veya böcek bir şey yumurtası... koklamadığın sürece sorun yok. Buradan ben bunu anlıyorum. Kusura bakma. Hayır, düşünsene kampta uyuyorsun ve doğayla iç içesin. Oradan bir böcek geliyor. Burnundan, kulağından giriyor. Ve beyninde ev bark kuruyor. Evet. Ya yerleşiyor şunu demek böyle. İstiyorum. Yani durduk yere beynine girmiyor. Bu adam çiçek koklamış. Yanılıyor muyum arkadaşlar? Please yani. Çiçek koklamayı ver yani kampta da. Yok, zaten çiçekleri koklamıyorum artık. O günden sonra bir huy edindim. Lütfen hareketini yapar mısın? Nasıl, çiçeği nasıl kokladığını gösterebilir miyim? Lütfen. Bana çiçek geldiği zaman aynen şu şekilde davranıyorum. Çiçeği şöyle elimle seviyorum. Sonra burnuma götürüp önce elimi silkeliyorum tabii. Hani yumurtası şöyle falan kalmasın. Ne, böyle yok, böyle yok. Böyle. Böyle. Koklayamam çünkü yani böceklerin, örümceklerin yumurtası burnumdan girip ev bark kursun istemiyorum. Mutlu olmak herkesin hakkı. Neyse ki. Tamam, bir şey demiyorum yani. Ama kamp kuralım lütfen. Tamam, ben seni çiçeksiz bir yere götürürüm. Deniz ortası bir yere götürürüm. Ama yeşillikte denizde de böcek benim olabilir. Fobim var. Tamam, yeşillikte var, durduk yere burnuna girmiyor. Şimdi bu olay şeye dönmesin. Şimdi şunu demek istiyorum. Azal işte deniz kenarı gidelim. Denize de benim fobim var mesela. Ayağım en iyi ihtimalle köpek balığı kapar en iyi ihtimalle. En kötü ihtimalle işte şu felç eden deniz anaları var ya, onlar saldırır yani. Onlara saldırırsa uğrarım.
Ondan sonra bilmiyorum, ayağımı bir şeyler yer keser falan. Ya çok duyuyoruz böyle işte, onun ayağı kesildi, onun bir yeri kesildi, evet. Bilmem nesi ne oldu. Yapışıyor bir de çıkmıyor deniz anası. Ha, aynen. Bacağını keserler, bacaksız gibi kalırsın. Aynen öyle yani. Aynen öyle. İkinci yaşadığın çocukluk travmasını anlat da neden vejetaryen olduğunu bilsinler. Neden vejetaryen? Evet, 7 yaşından beri et, tavuk, balık asla yemiyorum. Hemen aklınızdan şu geçmesin. Sucuk, salam, sosis yiyor musun? Onları da yemiyorum. Onlar da bir çeşit hayvan. Onlar da bir çeşit hayvan. Hayvanların kesilmesine karşıyım kesinlikle. Küçükken yaşadığım olayı anlatayım. Benim küçücük böyle minnacık kuzum vardı. Onu beslemiştim, büyütmüştüm, patikler giydirmiştim. Ama... Kedim aklıma geldi. Sonra büyüyünce kurbanda onu kesip yediler gözümün önünde. Onun gözünden akan, gülme, çok samimi söylüyorum. O gün... Yani gözünden akan yaşı gördüm. Ben kendi kedim aklıma ve o günden beri hayvan yemiyorum. Et yani. Et, tavuk, balık yani hiç... Ama ben balıkla aynı kefeye konulmasından çok üzgünüm bu etin. Balık denizden çıkıyor. Restorana gittik kum kapıya. Hani annem çok rica ediyor hastalandığım için. Vitaminsiz kalıyorum diye. Balık restoranda deneyeceğim hani balık yemeyi. O da annem hani çok üzülüyor, bana çok rica etti diye. Gittik restorana, balık söyledik. Ona ne yaptılar bu sefer? Balığı getirdi adam tabakta. Yerde tokatladı mı? Balık bana bakıyor, ben balığa göz göze geldik yani. Hayır, ölmüş orada. Balığı öldürmüşler, pişirmişler ve bana bakıyor. Ben bunu canlı yemeği tercih ederdi yani. Göz göze... Hayır, bana bakmasın. Neden? Bir erkek hem esmer ve hem uzun boyluysa hayata 1-0 önde başlamış demektir. Kesinlikle. Erkekte olmazsa olmazımız. Ben senin esmer sevdiğini bilmiyordum bu arada. Esmerden kastım hani böyle kömür gibi değil de bronz yani. Evet, bronz ten. Bronz ten seviyorum. Bir de uzun boylu, sonuçta 1.60 kimse alınmasın. Ay, yanlış ya. Anlamayın da. Hani, tercih mesela. Boyum, bu arada diyeceksiniz ki kendisi 1.50 falan hani bir yani. Yok, boyum 1.72. 1.80. Boyum 1.72. Hani 1.60 erkeği beğenmemem yani koçum, sorun. Koçum diye yanına göster. Hani yanımda tesbih evet, koçum, diye dolandırmak istedim. 1.60 erkek, kendim 1.72 boyum olduğu için. Saygı duyuyorum bu arada herkesin tabii boyu kendine. Ama ben kendi beğendiğim tarz. Benim beğendiğim 1.85'ten aşağı olmasın aynen, mümkünse. Aynen, erkek yani. Ya biz şimdi burada şey bir yarışma falan yapmıyoruz. Biz sadece kendi duygu ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu ben bizim şunu, fikrimiz aynen, yani. Bizim herkese fikri, saygı duyuyoruz. Hani, şu soru sorulsa, nasıl erkeklerden hoşlanırsınız denilse, evet. Bizim vereceğimiz cevap. Yoksa tabii ki her evet. Her beyefendiye, her hanımefendiye bizim saygımız var. Ona biz hı-hı. Asla bir şey söylemiyoruz. Ha, kendi tercihimizden konuşmak istiyoruz ya, ki kendim. O da şu ki kesinlikle Esmer. Esmer. Ve yani sarışının adı Esmer'in. Kesinlikle Esmer. Yani ama ben görmedim ki şöyle gönlümce birisini. Şimdi bana diyorsunuz sevgiliniz yok, sevgilin yok, sevgilin yok. Evet, nasıl olsun yani? Esmer mi buldum da ben mi sevgilim? Yani kriterlerine olmak? Uygun olmadıktan sonra sevgili yapmak için sevgili yapmak hayır, istemiyorsun. Hayır, o çok kötü bir hareket bence. Hiç gerçekten. Sevmiyorum. Yani... Ya o daha iğrenç bir şey bence. Yani bırakın arkadaşlar, hadi takılıyoruz deyin, takılın ama yani böyle işte olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu, ben buna katılmıyorum asla. Tabii ki. Yanlış. Kendi zevkine, kafa yapına uygun birisini bulmadıktan kesinlikle. Sonra. Hiçbir anlam ve önem ifade etmiyor bu sevgililik olayı. Kaldı ki onu bulduktan sonrası bile idame ettirmek o kadar zor ki. Ya ben sevgiliye sıcak bakmıyorum. Tabii senin fikrini bilemem bebeğim. Ya ben sevgililiğe şöyle sıcak bakıyorum. Hani anlaşabildiğim, beni taşıyabilecek. Yani hani taşıyabilecekten kız kilomdan bahsediyor. Ya yanımda yakışır. Yani arkamda dağ gibi durabilecek. Boyu yanıma yakışan. Boyu. Kriterlerime uygun. Hani birisini bulursam yani sevgiliye karşı değilim. Ya bana bir kere neredesin diye sormamalı. Ya sorsa bile bunu hesap sorma anlamında sormamalı. Bunu ya şu an aşkım neredesin, yanına geleceğim. He gibi. Bunun üstü kabul edilemez yani. Saygı duyuyorum tabii ki. Kesin saygı duymasını bekliyorum. Peki sen ona hesap sorar mısın? Hayır. Benden şeyi mezarda yani.
Ben hiç kesinlikle hiç kimseye ne yapar, ben hiçbir zaman nerede olduğunu ne sorarım ne merak ederim. Hani böyle şeyimden sorarım. Hani yakınsa gideyim yanına diye sorarım. Onun harici bana ne canım neredeyse ne. Onu geçtim. Başka bir kadına bakacak olsa ben mi engelleyeceğim bunu? Ben engelleyemem ki bunu. Tabii ki kimse kimseye. İlla bakar tutamam, her yerde. Tabii. Her yerde bakar. Her şekilde aldatır yani aldatmak isteyen. Bununla hayat mı yaşanır bu şüpheyle, bu kuşkuyla hayat yaşanmaz yani. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani gitsin istediğini görünce yaşasın yani bana da diyebilir yani kusura bakma hani hakkını helal et. Tamam ben dürüstlükten yanayım. Ben de şahsen öyle yani olmayınca olmuyor bazı şeyler. Söylüyorum ben de yürütemiyorum. Kesinlikle haklısın. Ha, tabii kabul etmeleri biraz zor oluyor ama yani anlaşamıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Önemli bunun. Olan anlaşabildiğin insanla birlikte olmak. Nerede bulacaksın öyle bulsan şu an sevgilim olurdu belki. Ya sevgililik çok kötü bir kavram bence. Ben buna katılmıyorum ya. Takılmak. Peki takılmak. Takılmak. Freelance takılmak yani. En iyisi bence. Ne diyelim şimdi? Tanıştığımız erkeklere. Biz sevgili olamayız. Takılalım. Canım sadece takılmak sevgiler. Yes. Erkek arıyoruz. Onu da söyleyemiyorum ben. Bilmiyorum ya. Tabii ki yani. Bizine nasıl? Düşünsene sana bir erkek gelip dese ki. Ben seninle sevgili olmak istemiyorum. Sadece takılmak istiyorum. Ne tepki verirsin? Ben de şartları konuşalım derdim. Şartları konuşalım. Uygunsa anlaşırız. Evet yani kimse kimseyi sıkmayacaksa, boğmayacaksa işte gibi hani böyle hesap sorulmayacaksa, boynumda bir yular olmayacaksa düşünebilirim yani. Ben sürekli oraya git hesap ver, buraya git görüntülü ara. Ben bu şekilde yaşayamam. Yani gerçekten yaşayamam. Ve bence bu böyle yaşanmamalı da yani. Ben değil sadece. Ya sevdiğin insana örnek veriyorum. Bir şeyi haber vermek, sana hesap vermek olarak mı geliyor? Birini sevebilsem belki öyle düşünmüyorum. Bence birisini seversen bunu hani hesap vermek olarak değil de hani sevdiğinle konuşmak olarak algılayabilirsin. Demek ki öyle birisini sevmedin. Sana kimse öyle hissettirmedi. Olabilir. Veya ben bilmiyorum söylüyorum ama hiç anlamamış gibi hala neredesin diye soran da oluyor mu? Diyor ki senin işte karşına yarın... anlayışlı birisi çıkmamış. Yani evet. Doğru. Şuraya gideceğim diyorum. Benim her şeyim önceden planlıdır. Yani plansız yaşanan şey çok azdır benim hayatımda. Ay diyorum ki şuradayım. Diyor ki aa niye oradasın? Nasıl oradasın? Niye oradasın? Ya dün konuştuk ya. Benim bir günüm programım bellidir arkadaşlar. Çok yani nadir değişir. Her şeyin planını 2-3 gün önceden yaptığım için çok nadir değişiyor. Ve bu... Ya bunu bile yani bir sürü konuşuyorum. Ya kusura bakmayın bunu bir kere konuştuğum bir insan varsa ben zaten tanışmak isterim. Öyle bir insanla karşılaşmadım yani hiç. Seni bir erkeğin çıkıp etkilemesini al. Hiç sanmıyorum ama. Umuyorum ki. Belki yani. Ben olur. İnanıyorum. Ben de inanıyorum belki. Esmer, uzun boylu, yakışıklı, anlayışlı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim çok. Bu videoda böyle olsun. Konuğum vardı. Çok mutluyum. Yalnız olmadığım için ilk videoda yani. Diğer arkadaşlarımı saymazsak. Evet. Çok teşekkür etmek istiyorum. Dilerim ki ederim. Siz de mutlu olmuşsunuzdur. Sohbetimizden keyif almışsınızdır.